Mesela bu yapay zeka yani öyle bir şey ki e, dokunamayacağı ilk üç meslek şudur. Yanından geçemez. Ya yanından, berisinden, köşesinden geçemez dediğiniz ne var hocam? Şu an ne dersiniz berberlik. gerçek? Ber, bir dakika önemli bir <laughs> <laughs> şey yani. Berberlik. Sizce Berber. hocam ne var? Neden hocam? Niye? Bir dakika yani, ama. Şimdilik diyorum. Şu an itibariyle. Robot keser ama ya. Yani de. demin dediğim örnekte yani dokunmak demek bence yardımcı olamayacağı demek. Dolayısıyla e, her tür mesleğe yardımcı olabilir gibi görüyorum. Aha, yani, yani ben bir berbere, berbere olur. bir kuaföre e, müşterisine ne yakışacağı konusuna yardımcı oluyorsa veya işte ne bileyim saç boyuyorsa orada boyayı rırt hazırlayıp veriyorsa uygun şeyleri karıştırarak ya direkt yani bunların hocam, hepsi yardım. yardım. Ya, ama yanlış anlaşılmasın ben zaten yaparsak her şeyi yaparcılardanım da şu an itibariyle yani bugün günümüzde mesela şiir yazması çok kolay ama 10 yaşında bir çocuğun performansıyla bulaşık makinesini doldurması ondan çok daha zor. Yani onu o kadar iyi yapamıyor. Neden? Çünkü şiirle ilgili bilmem kaç milyon tane örnek var. Onu o kadar iyi eğittik ki artık o olayı yedi bitirdi. Özellikle İngilizce'de mükemmel kafiye falan da iyi. Ama gerçek dünyadaki üç boyutlu işler. Yani mesela... Ya işte... şöyle bir şey, öyle bir şey berber dedi. Aşçı. Aşçılık bir azıcık bir daha dakika, kolay olabilir. Nasıl daha kolay olabilir? O tadı, o lezzeti yani. Onun o bir şey algoritması bahsedip... var ama yani, ben, onu ben bile de öğrenebilirim. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam peki öyle. Yani Gülsüm hocam bana öyle bakıyor <laughs> yani Berber'de şöyle bir şey var yani robot onu keser e, ama yani Şimdi mesela o zaten... yüz şekline göre saç biçimini de o yüz ve velirler. kafa şekline verirler onu verir, e, yapar, onu da yapar. Ama şu bir, bir yapay... biraz çalıştıralım ve siz de burada mutlaka yani yapay zeka şu anda nerede zayıf? Duygu yok. Bitti bu empati kadar. yok. Empati yok. Dolayısıyla bu kadar. bazı meslekler var ki empati gerektiriyor, duygu gerektiriyor. Diyelim ki ilkokul öğretmeni, anaokulu öğretmeni. Yani bunu bu çocuğa siz yapay zeka ile eğitim veremezsiniz. Belki hekimsiniz, tıbbın birçok alanında müthiş devrimler yapması bekleniyor yapay zekanın. Örneğin radyoloji uzmanlığı geçmişte çok kıymetli bir işti. Ama şu anda yapay zekanın, uzun yıllardır okuyorum bunu, bir takım filmleri uzman hekimlerden daha iyi okuduğunu ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla belki tıbbın bu alanı artık yavaş yavaş insanların terk edeceği, daha az sayıda insanla o filmler okunacak, yorumlanacak. Ama mesela psikolojide Psikiyatri psikologlar, peki. psikiyatrlar söylenenden ziyade ilişkinin iyileştirdiğini iddia ederler. O ilişkiyi bir robot sizinle kuramaz. Dolayısıyla burada işte duygu gerektiren, empati gerektiren mesleklerde uzun yıllar, görünür bir gelecekte yapay zekanın başarı şansı yok. Ama yarın, başta şöyle bir ifade kullanmıştık, yarın hangi dahinin neyi icat edeceğini bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani duygu katar mı? Başka şeyler katabilirler mi? Çünkü 30 sene önce yapay zekanın buraya geleceğini öngören de yok. Can duygu nasıl? Bile. Insan, insan, duygu var zaten evet. şu var anda. Ben, var. ben önce Hı -hı. lafıma şöyle başlayayım hocam. Buyurun. Ee, birkaç firma oradan yeterince para kazanma kazanabileceğini düşünürse şu anda gayet yapılabilir şeyler. Çok Hatta pek de çok bilimsel çalışma da var. Psikoloji botları Psikolojik rahatsızlığı evet, evet. anlamı, ona göre güzel Uygulama cevaplar verme. Sizin gördüğünüz kadar güzel olmamalarının tek nedeni şu anda o firmaların ondan çok para kazanacaklarını düşünmeyip oraya para yatırmıyor olmaları. Duygu analizi hatta işte Avrupa Birliği'nin şey, regulasyonda engellemeye çalıştığı konulardan da biri. Hı. Duygu analizi bizim ülkemizde de TÜBİTAK ve tarafından en çok fonlanan, projeler, duygu analizi üzerine. Müşterilerin sosyal medyada ürünlerimizle ilgili ne düşündüğü, biz işte bilgisayarcılar bunu pozitif, negatif, nötr, üç tane duygu diye indirgeriz. Pazarlamacılar için sinirli olması, hoşuna gitmesi, gitmemesi, skala o kadar genişler. Yeterince veri işaretlerseniz bizim algoritmalar tıkır tıkır bunları ayırt edebilir. Sizin programımız gereken tek şey hangi duyguya nasıl cevap vereceğiniz. Bir pazarlamacı için o ilgili ürünü çıkarmaktır ya da başka biri için psikolojik doğru cevapları üretmektir. Ki chat de bana şu duyguda bir şey de üret dediğinde günümüzde de gayet güzel üretir. Eğer bunu Dolayısıyla... yaparsa yapay zeka <laughs> o zaman yapamayacağı şey hakikaten çok azalmış oluyor. Çünkü ee, en büyük problem duygu ve empati konularında. Şimdi nasıl kullanılacağı konularında... derken tam da bunu kastediyoruz. Evet. Yani insanoğlu onu öyle kullanmak isteyecek mi? Bir de dediğiniz gibi bazen öyle şeyler var ki mesela online eğitim online eğitim bir taraftan e, güzel içeriklerle ve gerçekten öğrenicinin öğrenme hızında ve doğru egzersizlerle çalışan bir online eğitim aslında e, çevrim içi eğitim diyeyim e, benim çok iyi olacağını düşündüğüm bir şey ama mesela biz bir, bu covid döneminde bir çevrim içi eğitim deneyimledik e, ki sunumlar da öyle ben öğrenciyken hani sınıf içi bile olsa. Ben öğrenciyken hocalarım tahtaya yazardı, ben de tıkır tıkır kağıda yazardım ve çok iyi öğrenirdim dersten çıktığımda. Çünkü o yazma işlemi benim beynime giden ikinci bir kanal. Ben tekrarlıyorum gidiyorum sadece gö görmek ve dinlemek değil bir üçüncü kanaldan yazıyorum ve bitti. Ben çıktığımda dersten her şeyi öğrenmiş oluyorum. Sonra sunumları getirdik biz daha çok bilgi tık 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 düğmeye basıyoruz sunumlar geçiyor. Öğrenci uyuyor tabii ki tabii. çünkü artık aktif değil. Çevrim içi eğitimi getirdik, koptular gitti. Çünkü durdurup durdurup aslında tekrarlaması lazım. Biz bile kopuyoruz. Belirli bir konsantrasyon zamanı var. Ama yine bir firma yeterince bu eğitimden para kazanacağını düşündüğünde, yeterince hızlı para dönüşü olacağını düşündüğünde yapılamaz bir şey mi? Günümüz teknolojisiyle gayet güzel yapılabilir bir şey. Çin'de mesela Siz... çok minicik böleceğim desteklemek için, Çin'de 4 ay önce başlayan bir uygulama var sınıf içerisinde çocukların önünde ekranlar var. Öğretmenin önünde bir dashboard var. Onun önünde bir ekran var. Ve çocukların gerçek zamanlı olarak dikkati ölçülüyor. Mesela hoca ders anlatırken hangi öğrencinin dikkatinin nerede kaydığı, nasıl anladığı ona göre öğretmen dashboard'tan müdahale ediyor. Sen bunu anlamadın, bunu böyle yap. Tamamen öğrencilere şey bağlı. Yani bayağı kafalarında o duygusal şeylerini ölçen matematik bağlı. Ve bununla birlikte bütün eğitimi içeriği tamamen optimize ediyorlar evet. yani şu anlamda. Kişiselleştirilmiş eğitim günümüzün en güzel konularından biri. Evet. Ben de asbel kadar Covid döneminde ilgi gösterip hatta taze patentimizin de kabul edildiği haberini aldık. Türkçe dil öğreniminde ilk mobil aplikasyonumuzu çıkardık ve tüm benzer diller için patentimizi aldık ve Q1 bir dergide de yayınladık aynı zamanda. Bunun sonucunda da ben İTÜ'de de bir tömer kuruldu. Türkçe öğrenim uygulama ve araştırma merkezi. Onun müdürlüğünü yapıyorum. Ee, İnterdisiplinler hem dil öğreniminde hocalarımız hem yapay zeka bölümünden doktorlu araştırmacılarımız ve doktora yapan araştırmacılarımız e, uygulamalar geliştiriyoruz ve bunların e, adımları üzerinde çalıştığımız nokta kişiselleştirilmiş eğitim. Yani siz kullanıcının ne hızda neyi yapamadığını bilip onlara o konuda egzersizler üretmeniz lazım ve bunlara da e, biliyorsunuz Duolingo falan gibi çok büyük uygulamalar var dünyada ama dile özgü bir şey geliştirmediği için yani farklı dillere özgü bir şeyler geliştirmediği için daha gelişime çok açık burası. Ben aynı zamanda bir Avrupa Kost Aksiyonu'nun üyesiyim Uniday. İnşallah Eylül ayında da Avrupa'nın her yerinden ve birkaç Avrupa dışı ülkeden de 50 kadar araştırmacıyı İTÜ'de ağırlayacağız. Hepsi doğal dil işleme alanında çalışan bu networking, yani ağ kurma aksiyonu çerçevesinde İstanbul'da ağırlayacağız kendilerini. Ve konu e, dil teknolojilerinde evrensellik, çeşitlilik e, ve bunları teknolojilerle buluşturabilmek. Yani bu teknolojilerin sadece Türkçe'ye uyarlaması değil derdimiz. Hani şey gibi görmemeliyiz, belki yavaştan artık ulusal olarak neler yapmalıyız, Tabii. ulusal stratejilerimiz ne olmalı, girsek güzel olacak. E, olayımız sadece... Ee, hani Biz sadece Türkçe'de geriyiz ya da ileriyiz tartışması değil. Dünyada İngilizce, Çince dışında çok dil var. Ve hepsi de bizim yaşadığımız heyecanları, sıkıntıları yaşıyorlar. Dolayısıyla tam da güzel bir e, noktaya geliyor bence. Ulusal olarak neler yapacağız? Bu bahsettiğimiz büyük dil modellerinin hepsi e, servis olarak, internet üzerinden servis olarak haber veriyor. Gizli verinizi gönderemezsiniz, gönderemezsiniz. Siz, teknoloji firmalarımızın elindeki çoğu bilgi kişisel gizli veri içerir. Bunları siz bu teknolojilere gönderip ChatGPT'den cevap alacağım diye bir teknoloji kurarsanız o hiçbir şekilde yürümez. Siz benim kredi kartı bilgimi, IBAN'ımı kalkıp da bu araları gönderemezsiniz. Ben size öyle bir izin vermiyorum. O zaman hala gençlerimizin ve teknoloji firmalarımızın yerel yapay zeka teknolojileri geliştirme zorunlulukları vardır. Çünkü dünyadan geri kalmak istemiyorlarsa farkı böyle yaratacaklar. Ve çok güzel sektörlerimiz var ki gerçekten dünyada öncü Çin'le de yarışır. Hem burada 3-5 araştırmacı yapıyor. Çin'de karşınızda 100 tane araştırmacı Araştırma konuda çıkıyor. çalışıyor. Tabii. Ama sonuçta benzer dergilerde yayınlarımızı çıkarıyoruz. Benzer yerlerde işte dünyada yükselen teknolojiler arasında gösteriliyor teknolojilerimiz. Dolayısıyla Biraz da ben e, bu noktaya parmak basmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, bir ekleme mi yapacaksınız? Evet, bir ekleme yoksa... yapmak istiyorum. Evet, Şimdi yoksa bir itiraz soku, ettiğiniz, toplumsal itiraz var. ettiğiniz bir, bir yer mi var? İtirazdan ziyade şöyle bir işin genel sosyolojik çerçevesine dair bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bugün Endüstri 3.0 dediğimiz bu enformasyon devrimi, bilgi devrimi diye kavramlaştırdığımız dönemde şöyle bir şey öngörüyorduk. Öğrenen toplum geliyor, yaşam boyu öğrenme felsefemiz olacak. Ee, dolayısıyla giderek bir bilgi toplumuna ulaşacağız diyorduk ama öyle bir yere geldik ki tam haddini bilmezler toplumuna geldik yani çağına geldik. İnsan YouTube'dan işte izlediği bir şeyle neşleri eline alıyor. Bak ben buradan izledim, ben bu ameliyatı yaparım havası içinde. Ee, herkesin her şeyi bildiğine inandığı böyle bir şey. Hep böyle bir hap bilgilerle. Yani az önce yani, Cemurcan konuşmanın inmeden. başında konuşmanın başında söylemişti. Ee, işte Nobel ödüllü kişiye ders veren, dersine iyi çalış yanılıyor olsun diyen. Araştırmanı Hakikaten buna benzer, <laughs> ben de izledim bunu. Yani bir Australyalı Nobel ödüllü bir bilim insanı vardı COVID döneminde. Dikkatli takip ediyordum. O arada ona verilen cevaplarda buna benzer şey çok gördüm. Dolayısıyla böyle bir döneme geldik. Üniversitedeki sat hocamız vardı. Talep olmadan arzın bir kıymeti olmayacağını anlatırken Aşık Veysel'in bir sözünü kullanmıştı. Nur içinde yatsın hocam. Ee, güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmazsa diyordu. Şimdi eğer toplumda nitelikli insana e, talep yoksa e, genç insanlar da ilim iltifata tabidir derler. E, ne e, iltifat nereye soruya yönelecek? Tabii dolayısıyla burada asıl şey e, ya 30 yıldır e, biz o dediğimiz yere gelmedik. Ondan sonra da yapay zekayı nasıl kullanacağı toplumun neye, neyi talep ettiğiyle yakından alakalı bir şey. Eğer toplum gerçekten o aplikasyonları yapan insana ihtiyaç duyuyorsa ve onu yüceltiyorsa, öne çıkartıyorsa, o zaman e, yetenekli genç insanlar buraya doğru yönelecek. Ama eğer toplumsal talep başka bir e, şekilde biçimleniyorsa, o zaman insanlar e, yapay zekanın verdiği imkanları e, pek de düzgün kullanmayacaklar. Dolayısıyla sadece bu teknolojinin verdiği imkan değil, o teknolojinin nasıl kullanılacağı hani başladık ya teknoloji toplumu değiştiriyor ama toplum da teknolojinin nasıl kullanılacağını belirliyor. Tabii. Dolayısıyla burada o kurumsal süreçler yapay zekanın imkanları kadar önemli. Buna dikkat çekmek istedim. Çok önemli bence. Bu arada belki bir iki şey daha ekleyebilir miyim? Yapay zeka dünyayı yönetebilir mi? Çalışmayla, şu, çalışmayla ilgili mi diyorsunuz? Yok, hocalarımızın yoksa söyledikleriyle tabii. ilgili. Mesela orada biraz önce şu, şöyle bir soru vardı. Yapay zeka dünyayı yönetebilir evet, mi? Evet, Hakan Or, tekrar onu alalım orada istersen. Bu soru tekrar zekâ, soralım. dünyayı yönetebilir mi? Hatırlıyor musunuz? Ee, şey, kırmızı şey, e, Sovyetler Birliği'nin iflas gerekçesi neydi? GOS planının merkezi planlamanın. uzay adam gönderiyordu ama ayakkabı yapmayı planlayamıyordu. Çünkü veriye ulaşamıyordu. Ama şimdi yapay zeka sayesinde çok fazla veriye merkezi hükümetler ulaşabilir hale geldi. Tabii. Dolayısıyla bu planlamada bambaşka boyutlar yaratabilir mi? Bunu bir aklımızda tutmamız lazım. Onun ötesinde bu eşitsizlik konusu büyümek aslında beraberinde eşitsizlik artırıyor. Endüstri Devrimi ne kadar dünyadaki bu Daran onun çalışmalarında da var. Şeye bakıyorsunuz, eşitsizlik oranlarına bakıyorsunuz. Bir de endüstri Devrimi'nden sonra fark inanılmaz büyüyor. Endüstri devrimi sonrası eşitsizlik. Yani bu sürece uyum sağlayanlar hızla zenginleşiyorlar, gelişiyorlar. Sürece uyum sağlayamayanlarla arasındaki mesafe büyüyor. Yapay zeka sonrasında da çok Hocam, muhtemelen eşitsizlik... sürece eşitsiz... uyum sağlamak meselesi sadece elinizdeki telefon ya da televizyonla olacak bir şey değil. yakın bir sistem. Yani, tabii bu bir sistem. Yani bu teknolojiye ulaşmak, yani eğitim sisteminde de eşitlik gerek burada. Yani eğitim sisteminde de o belli şeylerin... Hı. E, kesinlikle tabi eğitimde e, e, o yüzden ekonomide. yani bu toplumdaki eşitsizliği arttırır mı e, bir denge sağlar mı meselesi burada çok önemli yani kesinlikle Tabii. yani burada o yüzden e, ne için kimin için yapay zeka sorusunu da sormamız yani lazım yani neden biraz önce sadece, aslında Yüce Zere'in evet. söylediği ilk ilk dilimde yani evet. neden evet ama kimin neden kimin için yapay zeka kimin yani, için yani sadece Yüce Bey'in ifade ettiği gibi Sermaye temelli, sermayenin yön verdiği bir yapay zeka mı? Hakikaten bu bizi tam bir büyük şirketlerin kontrolünde köleleş köleliğe götürür. Buradan bir özgürlük çıkmaz. Buradan çıkan zenginlik dar sınıfların elinde kalır, geniş kitlelere yayılmaz. Tabii. O artan eşitsizlikle beraber huzurlu bir dünya olmaz. Kavga büyür, gerilim büyür, huzursuzluk büyür. Bir kara ütopya çıkar.